Ses kontrol. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tören alanına teşrif etmişlerdir. Dünyada ilk 100 büyük sanayi, ilk büyük savunma sanayi şirketi arasında artık bir Türk şirketinin de bulunmasının iftiharını beraber yaşıyoruz. Savunma sanayi faaliyetlerimiz, ülke sanayi ve teknoloji tabanı ile entegre olma yönünde önemli mesafeler kat etmiş olup, yüzlerce KOBİ şirketimiz savunma sanayine üretim yapabilir standarda ulaşmış bulunmaktadır. Üniversite ve araştırma enstitülerimizdeki ARGE potansiyelini de büyük oranda hayata geçirmiş bulunmaktayız. Basınımızda da sıklıkla yer aldığı üzere her geçen gün savunma sanayi yatırımları sonucu olarak ülkemizde geliştirilen bir teknolojik yeniliği hayata geçirmekteyiz. Değerli konuklar, bugün burada temellerini 2004 yılında attığımız ve 2007 yılında tekrar şekillendirdiğimiz Türk İnsansız Hava Aracı projesinde ilk MAIL prototip uçağının imalatını tamamlanarak hangardan çıkışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsansız hava aracı sistemleri 2000'li yıllardan itibaren dünyanın dikkatini çevrildiği stratejik bir alan olmuştur. Bu çerçevede savunma harcamalarında insansız hava sistemlerine ayrılan kaynak giderek artmıştır. Türkiye'deki gelişmeler ise 2004 yılı Mayıs ayında yapılan savunma sanayi icra komitesi toplantısında alınan stratejik bir kararla mini, taktik ve operatif İHA alanında başlatılan tasarım programları ile bu alandaki çalışmalarımız ivme kazanmıştır. Belirtilen yol haritası çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için İHA sistemlerinin ne kadar hayati bir unsur olduğunun bilinciyle mevcut sanayi ve teknoloji altyapımızı bugün belirli bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. İnsansız hava aracı sistemini de içine alan havacılık sanayimiz son dönemde hem platform hem de alt sistem bazında ciddi ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktadır. Platform tasarımı, sistem entegrasyonu, sensör geliştirilmesi ve silah entegrasyonu gibi çok geniş bir yelpazede projelerimiz başarıyla devam etmektedir. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde bugün konuştuğumuz projelerin ürün olarak envantere alınacak hava sistemleriyle savunma sanayimiz silahlı kuvvetlerimize bir güç çarpanı oluşturacak seviyeye ulaşacaktır. Değerli misafirler, sözlerime son verirken
Komutanım, Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar ve medyamızın değerli mensupları. Uçağımızın incelemelerinin yapılacağı alana çekilmesini sahnemizin iki yanında bulunan ekranlardan sizlere aktarıyoruz. Bu arada bugün siz değerli konuklarımızın huzuruna çıkan Anka'mızı tüm dünyadan basın mensuplarının katılacağı bir basın toplantısı ile uluslararası kamuoyuna tanıtımı önümüzdeki hafta İngiltere'nin Farnborough kentine düzenlenecek Uluslararası Havacılık Fuarı sırasında 20 Temmuz 2010 Salı günü saat 13'te yapılacaktır. Bu vesileyle sizleri de orada aramızda görmek bize büyük mutluluk verecektir. Savunma Sanayi Müsteşarımız Sayın Murat Bayar'ın, Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve akabinde Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'e plaket takdim etmek üzere teşriflerini arz ederim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili, emekli Tümgeneral Fikri Gönültaş'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşener ve akabinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit'e plaket takdim etmek üzere teşriflerini arz ederim. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, emekli Hava Pilot Kor General Yalçın Kaya'nın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ve akabinde Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen Tümgeneral Harun Ocaklı'ya plaket takdim etmek üzere teşriflerini arz ederim.